Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün okul yoktu kar tatilinden dolayı ve bütün gün video çekmek için kendimi bir düzene oturtturmuştum. Hani bütün gün video çekecektim. Çekeceğim videoların planını ve kurgularını hazırlamıştım, senaryolarını ve metin belgelerini oluşturmuştum. Saat şu anda 6'ya çeyrek bile yok, yani 6'ya 10 var. Ve ben daha henüz video bile çekemedim. Çünkü bütün gün elektrik yoktu. Elektrik olmadığından bilgisayarımı da açamıyordum. Ve ancak şimdiye nasip oldu. Yani okuldan geldiğim saatte video çekebiliyorum. Ve 3 gündür aynı şey oluyor. Sürekli elektrik gidiyor ve ben video çekemiyorum. O yüzden bugün çekeceğim videoyu da geç çekeceğim. Ve gerçekten şu sıralar bu sebepten dolayı acayip sinirliyim. Hani bütün mahallede elektrik var, bizim apartmanda ve yanımızdaki bir iki apartmanda yok. Ve elektrik olmayan apartmana ben denk geldim. Gerçekten hiç şans yok bende. Neyse, bugün renk körü olup olmadığımızı test edeceğiz. Renk körü olup olmamakla ilgili bir test buldum. Hatta birkaç tane. Bu testlere ve size vereceğim birkaç bilgiden önce sizden bir şey isteyeceğim. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Yumruk atarsanız monitörünüz ve ekranınız kırılırsa ben sorumluluk kabul etmiyorum. Böyle yavaşça yumruk atarak beğenebilirsiniz videoyu. Şimdi her 10 insandan bir tanesi genel olarak renk körü oluyormuş. Ve renk körü insanlar trafikte ışığı böyle görüyorlar maalesef. Ve bu yüzden renk körü insanlara zamanında ehliyet verilmiyordu. Şimdi renk körü olan insanlar araba kullanırken veya gündelik hayatlarında bu tür gözlükler takmalılar. Hatta araba kullanırken bu tür gözlük takmak zorundalar. Bu gözlükler o insanlara renklerin arasındaki farkı ayırt etmeleri için bir fırsat tanıyor. Bu tür gözlük takmazlarsa hiçbir şekilde önlerini göremiyorlar. Hani renk körü olup olmamak çok önemli bir şey. Şu anda size vereceğim testleri çözmeniz gerek. Şu anda ekrandaki resimde de 7 sayısını görüyorsanız büyük ihtimalle renk körü oluyormuşsunuz. Bunu bir platformda, bir internette gördüm. Bir internet sitesinde gördüm. Ve ben de buradaki sayı olan 7'yi görebiliyorum. O yüzden renk körü testi yapacağız. Renk körü testine başlamadan önce birkaç bilgi daha vereceğim. Renk körü olan insanlar renk körü olduğunun farkında bile değiller. Bundan haberleri yok. Bilmiyorlar yani. Belki siz de renk körü olabilirsiniz. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Şimdi arkadaşlar, burada what number do you see on the demonstration plate diyor. Yani bu plakada, bu resmin plakasında hangi numarayı görüyorsunuz diyor. Click here for the correct answer diyor ve buraya tıklayarak da cevabı görebiliyormuşuz. Ben burada arkadaşlar sizin de cevap vermenizi istiyorum, cevap olarak hani ne gördüğünüze. Ben sarı bir şekilde 16 görüyorum ve buraya tıklıyoruz. Everyone should have seen 16 on the demonstration plate diyor. Herkesin hani renk körü olup olmamanız önemli değil, burada 16 görmeniz gerekiyormuş. Şimdi burada what do you see on this first test plate? Ben burada hiçbir şey göremiyorum şu anda, öğreneceğiz şimdi. Buraya basacağız. You should have seen 2 on the first test plate diyor. Burada 2 görmemiz gerekiyormuş ama ben burada hiçbir şey görmüyorum şu anda. Gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Yani farklı farklı baloncuklar var ve bir yazı, bir sayı yok burada. Devam edelim hemen. Burada what do you see on this second test plate diyor. Burada ikinci test plakasında ne gördüğümüzü soruyor ve burada ben yine bir şey göremiyorum ama ortada bir şey olduğunu görebiliyorum ama ne olduğunu göremiyorum. Devam edelim. Burada da 5 görmemiz gerekiyormuş ama ben ortada bir şeyler olduğunu fark ettiğim halde göremiyorum. Renk körü müyüm lan ben? Şimdi bakalım bunu, hani renk körleri mi görmeli yoksa görmemeli mi şu anda bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. What do you see on this third test place? Üçüncüde ne gördüğümüz soruyor ve ben burada 42 görüyorum. 42 var burada. Biraz zor oldu ama 42 görüyorum ve 42'ymiş. Evet, 42 görmemiz gerekiyormuş. Devam edelim. Burada ne gördüğümüzü soruyor. Ben yine hiçbir şey görmüyorum burada. Devam edelim. 7 görmemiz gerekiyormuş. Ben bir şey görmedim gerçekten. Devam edelim. Burada direkt gözüme çarptı. 29 var burada. Siz de ne gördüğünüzü hemen söylemenizi istiyorum. Ve bu arada benim görmediğim ve sizin gördüğünüz yazılar olursa yorumda belirtmenizi de istiyorum. Devam edelim. Burada 29 görmemiz gerekiyormuş. Renk değişikliği olanlar 70 görmeli veya hiçbir şey görmemeli diyor. Ben burada 29 görüyorum. Sanırım bende bir sorun yok. Burada 6 görüyorum ben. Devam edelim. 6, evet. Burada 6 görüyoruz. What do you see on the 7th test place? Bilmiyorum. Burada iki farklı şey görüyorum ben. Bakalım ne görmemiz gerekiyormuş. Renk körü olanlar 35 veya hiçbir şey görmemeliymiş. Ama normalseniz 57 görmeniz gerekiyormuş. Ben burada hani iki farklı şey görüyorum. Burada 5'i görmüyorum. Bir yerde 5 yok. Ama diğer tarafta 7'yi ve 5'i görebiliyorum. Hani üst üste olarak ama bilmiyorum şu anda. Devam edelim. Burada 10 var, evet, 10 görmeniz lazım. Renk körüyseniz de hiçbir şey görmemeniz gerekiyormuş. Şimdi burada da daha farklı bir şey var. Burada circle, yuvarlak yani, ve yıldız ve bir tane de şey görmeniz gerekiyormuş, kare görmeniz gerekiyormuş. Ben bunları görüyorum, evet. Everyone should be able to see a circle, star and square
in this demonstration plate. Herkesin buradaki kareyi, yuvarlağı ve yıldızı görmesi gerekiyormuş ve ben hepsini gördüm, evet. Burada try and find a circle, star and a square in 3 seconds. 3 saniye içinde üçünü de bulmaya çalışın diyor. Ve ben burada sadece kareyi ve yuvarlağı görüyorum. Colorblind individuals should see the yellow square. Habo. Renk körleri yeşil olan kareyi görmeliymiş ama normal olanlar kareyi ve şeyi görmesi gerekiyormuş. Yuvarlak, korktum bir anda. Ben ikisini de gördüm. Devam edelim şimdi. Ben aynı şekilde kare ve yuvarlak görüyorum. Dediğim gibi kareyi görmeniz gerekiyormuş. Hani colorblindler sadece sarıyı görüyormuş. Normaller ikisini de görüyormuş. Bakalım başka neler var. Burada ne var? Buradakilerden birini bulacakmışız. Ben burada şeyi görüyorum. Tekneyi gördüm. Evet. Normal olanlar kahverengi bir şekilde faint'i görmesi gerekiyormuş. Faint boat yani. Tamam, bu kadarmış. Ben şu, bu testi atlattık. Bu testi geçtik. Eğer siz de geçtiyseniz yorum olarak belirtmenizi istiyorum. Şimdi başka bir teste geçeceğiz. Tamam, bu test çok daha güzel bir test. Buna bakalım. Şimdi burada gördüğümüz numarayı soruyor ve ben 5 görüyorum burada. Burada 6 görüyorum. Burada 1 görüyorum. Biraz daha yavaş olacağım. Sizin de ne gördüğünüzü söylemenizi istiyorum. Burada ne görüyorsunuz mesela? Ben burada 7 görüyorum. Sizin de ne gördüğünüzü yazmanızı istiyorum ve burada hiçbir şey görmüyorum ben şu anda. Hiçbir şey yok burada. Ya nothing yapacağım o yüzden. Hiçbir şey görmüyorum. Burada 1 görüyorum. Sizin de ne gördüğünüzü, hani bu ne lan, hiçbir şey yok burada. Burada da hiçbir şey yok. Sadece gri şeyler var. Gerçekten bir şey görmüyorum. Benim görmediğim sizin gördüğünüz bir yer varsa veya benim gördüğüm sizin görmediğiniz bir yer varsa yazmanızı istiyorum. Burada 8 var. Burada da 3 görüyorum ben. Burada tekrardan 1 gördüm. Hop geldim, tamam. Burada ne görüyorsunuz şimdi? Ben burada 5 görüyorum. Burada 7 görüyorum. Bakalım bakalım bakalım. Burada da 8 var. Ben burada 8 görüyorum. Sizin de ne gördüğünüz önemli. 5 görüyorum ben burada. Burada hiçbir şey görmüyorum şu anda. Hani hiçbir şey yok burada tekrardan. Burada çok belirgin bir şekilde 4 görüyorum ben. Burada bir şey var. Burada bir şey. 8 var burada, evet. Burada ben 8 görüyorum. Burada ben buldum, sizin de söylemenizi istiyorum. Ben burada 2 gördüm. Burada 6 gördüm. Burada 9 var. Biraz daha hızlandırıyorum. Hemen sizin de durdurup yapmanız gerekiyor. Burada da 7 var benim gördüğüm. Burada söylüyorum 2 var. Burada bakalım bakalım bakalım. Sizi de bekliyorum. 8 görüyorum. Burada çok açık bir şekilde 1 var. Burada da çok açık bir şekilde 9 var. Evet. Burada hiçbir şey yok ya. Gerçekten hiçbir şey görmüyorum şu anda. Hiçbir şey yok. Burada 8 var. Ve son soru herhalde. Hiçbir şey çıkmadı lan. Ekrana bir şey gelmedi. Ekrana bir şey gelmedi. Nasıl görelim? Aa, bitti. Oo! Ben maviyi ve sarıyı göremiyormuşum herhalde. Düzgün bir şekilde. 60 günlük Enchroma diye bir tane gözlük kullanmamı öneriyorlar. Bu sitenin linkini açıklamaya koyuyorum arkadaşlar. Sizin de yapmanızı istiyorum. Oha, 350 dolarlık gözlük mü almam lazım? Boş verin, gel, istemiyorum. Renk körü olarak gezeceğim. Size de bu siteyi vereceğim ve sizin de hangi hastalık olarak, yani bir hastalığınız çıkarsa ne çıktığını yazmanızı istiyorum yorum olarak. Eğer benimle her şeyiniz aynıysa siz de benim gibi çıkacaksınız büyük ihtimal. Şimdi de burada Türkçe bir tane var. Türkçesini de yapalım hemen. Renk körü olanlar ve normal görenler 12 görürlermiş. Evet, ben de 12 görüyorum. Normal görenler 5 görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiçbir şey görmez ve ben de burada 5 görüyorum. Yeşil bir 5 var. Burada normal olarak 7 görüyorum. Renk körü olanlar hiçbir şey görmüyormuş. Renk körü olanlar hiçbir şey, normaller 16 görüyormuş. Çok zor bir şekilde 1'i ve 6'yı görebiliyorum ama çok zor görüyorum. Burada ben 73 değil de 13 gibi duruyor bu. Ben baktığım zaman 13 gibi duruyor ve 1 görünmüyor bile. Devam edelim. Kırmızı ve yeşil renk körü olanlar 5 görür. Normal görenler hiçbir şey okuyamaz. Ben de hiçbir şey okuyamadım. Korktum bir anda. Renk körü olanlar 45. Normal görenler hiçbir şey okuyamazmış. Ben de okuyamadım bir şey. Eğer normal görüyorsanız bir şey okuyamamanız normal. Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler. Normal görenler 26 olarak. Heh, tamam, normaliz. Normaliz, tamam. O site sanırım ürün satmak için bizi hastalıklı çıkardı. Renk körü olanlar 2 veya 4 olarak görürler. Normal görenler 42. Tamam, biz normaliz herhalde. Benim gibi görenler normal. Kırmızı yeşil renk körü olanlar 3 olarak, normal görenler 8 olarak görür ve ben de 8 olarak görüyorum. Normaliz biz. Kırmızı yeşil renk körü olanlar 79 olarak görürmüş. Normal görenler de 29 olarak görürmüş. Ben bunu 29 olarak görüyorum, evet. Kırmızı yeşil renk körü olanlar 2. Normal görenler 5 olarak görürmüş. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiçbir şey göremezmiş ve ben de 5 görüyorum burada. Kırmızı yeşil renk körü olanlar 5 olarak görürmüş. Normaller 3 ve renk körü olanlar hiçbir şey göremezmiş. Ben 3 görüyorum, evet, normal olarak.
Bu testte çok iyi çıktım. Burada 15 görüyorum. 17 değil, normal. 21 de değil, 74 görüyorum aynı şekilde normal olarak. Burada hiçbir şey göremiyorum. Gerçekten hiçbir şey göremiyorum ama diğerlerini görebilmiştim. Şu anda ben tüm renklere karşı renk körü değilimdir inşallah. Normal görenler 45, tüm renklere karşı bak. Bu iki resimde de aynı. Ben bu ikisinde de bir şey göremiyorum şu anda. Burada çok silik bir şekilde 4'ü gördüm şu anda, evet. Burada çok silik bir 4 var. Tamam, bunu gördüm. Burada 45'i görebiliyorum yaklaştığım zaman ama bunu gerçekten göremiyorum şu anda. Neyse arkadaşlar, renk körü testimiz de bu kadardı. Sizin de neleri görüp neleri göremediğinizi merak ediyorum. O yüzden yorum olarak yazmayı unutmayın. Şu anda benim görmem gerektiği halde görmediğim birkaç şey var. Bakalım neymiş benim sonumda. Ben birkaç tane daha test çözeceğim. Dediğim gibi açıklamadaki testi de sizin de yapmanızı istiyorum. Ve neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.